sahibi olan insanlar olarak Sayın FETÖ'nün, Sayın İnce'nin aklına acaba FETÖ meselesi bugün mü geliyor? Ve üstelik elindeki iddialarını ben merak ediyorum. Ki sosyal medyada kendisiyle ilgili dolaşan bir sürü videolar var. Yani Sayın Gülen'le ilgili güzellemeler yaptı, bir sürü videolar var. 17-25 Aralık'tan sonra da neler söylediğiyle ilgili videolar var. Şimdi FETÖ diye iddiada bulunuyor. İddiasını ispat edemeyene müfteri deniyor biliyorsunuz değil mi? Koysun ortaya bir şey. Bunun bir tanımı var, bir hukuki süreci var. Babacan ya da Davutoğlu ne yapmış ki? Yani utanmadan böyle bir iddiada bulunabiliyor. Üstelik bu iş kriminal bir vaka da biliyorsunuz. Fakat ben bugüne kadar prensip hiç kimseye dava açmadım biliyor musunuz? Siyasete gireli 20 yılı geçti. Tek bir kişiye ben dava açmadım. Hakaretler yağdırdıkları halde. Çünkü biraz da siyasetçi bu işe başlarken, yani normal bir vatandaşa göre daha fazla taarruza uğrayacağını, daha fazla ithamlarla karşılaşacağını, daha fazla iftiralarla karşı karşıya kalacağını bir bakıma kabullenerek siyasete başlıyor. Dolayısıyla ben bugüne kadar hiç dava açmadım. Ha bir 5 kuruşluk, 1 kuruşluk davada açılabilir mi? Açılır. Ama bunun bir yani olmayan bir şeyi söylemek aynı zamanda bir iftira suçudur. Onu da bilmesi lazım kendisinin. Ha bugün gene galiba bir tweet atmış. Ben Muharrem İnce benim takip ettiğim siyasetçilerin listesinde yok. Yani bana her gün kim ne konuşmuş onun özeti geliyor. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu ne demiş, Sayın Erdoğan ne demiş, Sayın Akşener ne demiş, Sayın Bahçeli ne demiş. Bunların her gün bana özeti gelir ama Sayın İnce'nin bana bir şeyi gelmez. Ha, bugünkü yayına gelirken arkadaşlar gösterdi bir tweet atmış. Ne diyor? İşte ben BDDK kanunu değiştirmişim. Dolayısıyla BDDK üyeleri hükümet atamaya başlamış gibi bir tweet atmış. Ya mesela yalan yani bu da düpedüz bir yalan. Nasıl FETÖ yalanı varsa bu da yalan. Arkadaşlar şeyi de göndermiş. Bu yasa zaten 1999'da değişmişti. Ya ben 2002'de başladım göreve. Ben göreve başlamadan 3 sene önce zaten BDDK yasası değiştirilmiş. Ve zaten BDDK üyeleri hükümet tarafından atanmaya başlamış. Ama bugün tweet atıyor. Babacan diyor değiştirdi diyor BDDK yasasını diyor falan filan. Yani her gün bir başka yalan söyleyen insana cevap yetiştirme durumumuz yok. Ve siyasetin biliyorsunuz bir laf üretme kısmı var. Bir polemikçilik kısmı var. Bir de iş üretme kısmı var. Mesela ben soruyorum acaba Sayın İnce bugüne kadar bu memlekete faydalı hangi projeyi geliştirmiş? Bu memlekete faydalı hangi icraatı yapmış? Ya ben soruyorum mesela hani laf üretmenin dışında. Şunu söyledim bunu söyledim. Ya tamam laf üretmekten kolay bir şey yok. Evet. Hani Allah herkese bir ağız vermiş, dil vermiş konuş. Bedava yani. Maliyet de yok. Ama ne üretmiş, memlekete faydalı ne yapmış diye mesela merak ediyorum. Hani ona buna iftira etmek, her gün bir başka yalanla ortaya çıkmak. Bunlar yakışmıyor. Yani bugün Türkiye'nin siyasetinin ulaştığı kaliteye, olması gereken kaliteye yakışmayan işler ama Sayın Erdoğan da yapıyor bakıyorum. Evet. Çünkü kim sıkıştıysa siyasette yalana başvurmak zorunda kalıyor. Sayın Erdoğan da bakıyorum, benim bildiğim Erdoğan değil artık yani. Seçim yaklaştıkça yalan yüzdesi artıyor. İnanamıyorum yani. Nasıl ya bizim bildiğimiz Erdoğan bunu yapmaz diyorum ya. Şimdi nasıl yapar diyorum. Hangisi ya. İçin söylüyorsunuz sıkıştıkça, bunu? Sıkıştıkça yalan oranı artıyor. Yani. Sizin Kandil'den yani Altılı Masa ya da Millet İttifakı'nın Kandil'den emir aldığı için mi bunu, emir alıyorlar sözleri için mi bunu söylüyorsunuz? Yalan mı yani? Bunlarla mesela, birlikte Fethullahçılar geri dönecek yalan, hangisini yalan addediyorsunuz? Mesela Diyanet'i kaldıracaklar diyor. Ya bizim nerede Allah aşkına parti olarak, 6 parti olarak bunu yayınlamışız. Yapacaklarımızı yayınlamışız. Diyanet İşleri Başkanlığı kapatacak, kaldıracak diye bir şey yok ki burada. Ne isterden söylüyor bunu? 6 liderden Millet İttifakı'na mensup 6 liderden hangisinin böyle bir açıklaması var? Ya utanmadan Sayın Erdoğan çıkıp bunlar Diyanet'i kapatacak diyebiliyor ya. Ben inanın tanıdığımız kişi değil artık bir başka bir şey. Ama bu sıkışmışlığın ifadesi yani. Siz bu... Ne diyorlar? Yok Öcalan'ı serbest bırakacak bunlar. Evet. Kim bırakıyor ya? Kim serbest bırakıyor? 6 genel başkandan hangisi bunu söylemiş? Nerede yazıyor yani? Külliyen yalan. Ha birisi bırakılabilir dedi o da kimdir? Kendi yanına son dakika kattığı. DSP'nin genel başkanı geçenlerde söylemiş böyle bir şey herhalde. Bana da bir kısa bir şeyini gösterdiler. Yoksa dedim ki yani rutin raporlarda gelmiyor bana bunlar ama ya böyle bir şey de var diye programdan önce onu da gösterdiler. Yani Sayın Erdoğan'ın son dakikada yanına kattığı ortaklardan birisi diyor ki Sayın Erdoğan imzayı atar çünkü af yetkisi var. Öcalan'ı çıkarabilir isterse diyor. Değil mi? Ama bizim genel başkanlardan yani 6 genel başkanlardan hangisi bunu söylemiş? Yalan. Siz... Yani Sayın İnce de sıkışıyor, yalana başvuruyor. Sayın Erdoğan da sıkışıyor, yalana başvuruyor. Ve enteresan bir şekilde yani Erdoğan da İnce de bizlere saldırıyor bakın.
Yani Sayın İnce Erdoğan'la aynı safta. Yani onu da herhalde vatandaşlarımız görüyordu. Söylem benzerlikleri olduğu kesin. Evet. Ama ben Muharrem İnce üzerinde değil de esas AK Parti Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan üzerinde durmayı tercih ederim. Şimdi siz dediniz ki ben artık onu eskisi gibi tanıyamıyorum. Şu anda en önemli gündem maddesi. Ardı ardına Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, bunlar sizin eskiden çalışma arkadaşlarınız ve siyasette birlikte yol yürüdüğünüz isimler. Israrla ve inatla şunu ima ediyorlar. Bu 14 Mayıs'ı darbe kabul ederiz diyen de oldu. Sizi sandığa gömeceğiz dedi Erdoğan. Sonrasında çıktılar. Süleyman Soylu'nun inanılmaz sert açıklamaları oldu. Yani bir şekilde biz bu sandığı çatışarak bırakırız ya da işte bırakmamayabiliriz. Bunu darbe kabul edebiliriz imasında laflar söylüyorlar. Bunu nasıl analiz ediyorsunuz? Bunu yapma kapasiteleri var mı? Sonuçları tanımamak ve bu ruh halini nasıl açıklıyorsunuz? Bunun adı tam korku siyaseti. Yani korkutma siyaseti. Yani bak biz seçimi kaybedersek memleketi karıştırırız. Biz seçimi kaybedersek ya da memleket karışır en hafif tabiriyle. Seçimi kaybetmemiz aslında bir darbedir. Sayın Erdoğan biliyorsunuz profil fotoğrafını değiştirdi. Twitter'da dikkatinizi çekmiştir belki. Böyle daha asker kıyafetine benzeyen bir şeylerle fotoğrafını koydu. Pilot ceketiyle. Evet. Savaşa gitmiyoruz ki biz. Seçime gidiyoruz ya. Nedir bu yani? Ne oluyor? Nedir bu panik? Yani demokrasinin işlediği bir ülkeyiz. Ağır aksak da olsa işliyor. Seçimler yapılıyor bu ülkede. Dolayısıyla demokrasinin en önemli mekanizmalarından birisi de seçimdir. Ve 14 Mayıs'ta ülke seçime gidiyor. Savaşa falan gitmiyor. Millet darbe yapar mı? Yarın seçim sandıkları açıldığında, bakıldığında göreceğiz ki açık bir farkla vatandaşlarımız Sayın Kılıçdaroğlu'nu tercih ediyor. Göreceğiz ki meclis tarafında Millet İttifakı'nın çok ciddi, güçlü bir milletvekili sayısı olacak ikinci sandığı açtığımızda. Şimdi bu darbe değildir ki. Bu seçim sonucunda vatandaşlarımızın ülkeyi yöneten iktidarın değişmesi talebidir. Bu talebi de vatandaşımız sandıkta ortaya koyuyor. Kim kime darbe yapıyor Allah aşkına? Neden bahsediyorsunuz? Yani inanılır gibi değil. Ama bunlar bakın tamamen sıkışmanın ve çaresizliğin sonucu. Yani o kadar sıkışmış durumdalar ve bu seçimi kaybedeceklerini o kadar açık olarak görmeye başladılar ki artık ölçüsüz ifadeler var. Yalanın bini bir para, her gün bir başka yalan, her gün bir başka iftira. İnanın ben hicap duyuyorum yani bu söylenenler yanında. Ve o üslup, o konuşma tarzı, yani bakanların konuşması, bu bakanlar da kim hangi bakanlar? İçişleri Bakanı, kim? Adalet Bakanı. Biliyorsunuz normalde bakanların seçim döneminde 3 ay önce istifa etmesi gerekiyordu eski düzenlemelere göre. Erdoğan'ın da korktuğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki korkuyor. Yani kaybetmekten sarayı ve şimdiye kadar en çok korktuğu seçim bu seçim biliyor musunuz? Hiç bu kadar korkmamıştı. Çünkü panik halinde her şeyi yapıyor dikkat edin. Çünkü konuşma ve üslup ben bakarım ama asıl önemli olan yapılanlardır, fiili yapılanlardır. Bize demiyor muydu? Bunlar altı benzemez. Bunlar koalisyon. Ya biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak açıkladık. Çünkü beklemiyordu. Yapamayacağız zannediyordu. Bunlar anlaşamaz zannediyordu. Açıkladık. Apar topar yanına ortaklar aramaya başladı. Bir haftada ne yaptı? Yeniden Refah. Altlarından, üstlerinden girdiler. Aldılar yanlarına. Ne yaptılar? Hüdapar. Değil mi? Apar topar Hüdapar aldılar yanlarına. Ne yaptılar? İşte DSP'ydi, şuydu, buydu falan filan. Onlar... Biz demokrasi konusunda %100 benzeşen partileriz. Çünkü anayasa metnimizi ortaya koyduk. Değil mi? Parlamenter sistem konusunda %100 benzeştik ve ortaya koyduk. Bunların ortak noktası ne? Ortak peki. Noktaları yok ki. Yani ama apar topar panik halinde bir yere geldi. Dolayısıyla ben Sayın Erdoğan'ın yaptıklarına bakıyorum. O kaybetme riskini yüksek olduğunu gayet iyi görüyor ve panik halinde... Akla gelen her şeyi yapıyor. Her yöntemi uyguluyor. Ama vatandaşlarımız da bunu gayet iyi görüyor. Şimdi orada biraz devam edeceğiz. Size Gabar Petrolü'nü sormak istiyorum. Özellikle büyük müjde olarak verdi. Bu ne kadar gerçekçi? Ve tabii ki daha diğer konuları da konuşacağız. En önemlisi tabanı nasıl görüyorsunuz? Özellikle Kürt seçmenlerin yoğunluk
iktidarda olduğu bölgede Deva Partisi çok iyi organize oldu, çok çalıştı. Bu meseleleri de konuşacağız ve tabii ki uluslararası finans çevreleri bu konuya da geri döneceğiz. Kısa bir ara verelim, reklamlardan sonra devam edelim.